Buyurun. Beyza ben, tematik masalarımıza hoş geldiniz. Şu anda bizim 4 tane tematik masamız bulunuyor. Her bir tematik masanın içerisinde farklı kutular görüyorsunuz. Bu kutuların hepsinin farklı tematiği bulunuyor. Örneğin tıptaki alanıyla ünlüyle ve tıpın babası olması söz konusuyla Hipokrat'ın heybesindekilerden tutun da uyarıcı etkisi nedeniyle insanı cezbedenlerden, var olmalarıyla, nesli tükenmeleriyle, ulaşamamamızla, daha biçilmezlerden tutun da gerçekten kıtaların keşfine kadar savaşlara konu olması ve tarihe yön verenler olarak bizim temalarımız bulunuyor. Karıştırdık bunları sizin ilginizi çekmesi için. Şimdi buradan sizlere birkaç bir şey aktaracağız. Sarı kantaron. Şimdi kantaron yağı şu anda çok rovaşta. Zeytinyağı ile beraber belli bir süre özellikle güneşte bekletildikten sonra kırmızı rengini elde etmesiyle bizim hem bitki olarak çayını tüketmemizle hem de merhem olarak kullanmamızla oldukça önemli şifalardan bir tanesi. Biz iki aşamayla kullanıyoruz. Ya merhemini kullanıyoruz ya da çayını içiyoruz. İki kullanımda da dikkat edilmesi gereken çok önemli iki unsur söz konusu. Genelde yaralar için kullanılır sarı kantaron. Mide yarası için kullanıyorsanız çayını tüketmeniz gerekir. Ancak dikkat etmeniz gereken çok önemli bir konu vardır ki kendisi antidepresan özelliktedir. Eğer siz doktor eşliğinde antidepresan ilaç tüketiyorsanız sarı kantaron çayını tüketirken dikkat etmeniz gerekir çift doz aşımı yapmamak için. Peki içmiyorsunuz. Dışarıdaki yaralar için kullanacaksınız. O zaman güneşe dikkat etmeniz gerekir. Sarı kantaronun diğer adı kuzu kırandır. Genellikle çobanlar sarı kantaronun olduğu bölgelerde hayvanlarını otlatmak istemezler. Çünkü güneşle temas ettiğinde deriyi yakar. Yakmasının sebebi de bu köklerinin kırmızı olmasına sebebiyet veren, doğal tandirdiyot görevi gören hiperisin dediğimiz madde. O yüzden genellikle sarı kantaron yağını kullanıyorsanız güneşe mümkün mertebe çıkmayın ya da cildinizi koruyun denir. O yüzden sarı kantaron bizim için oldukça önemlidir. Osmanlı'da da kılıç otu olarak bilinir çünkü sefere gitmeden önce askerler genellikle heybelerinden asla eksik etmiyorlar. Yaraların anında kesilen o kılıç yaralarının hemen üzerine basıyorlar ki hem kanı durdursun hem de şifa göstersin diye. Cins rengi görüyorsunuz. Birçok çeşidi var. Çin, Japonya, Kore fark etmeksizin. Biz cins rengi anlatırken aslında tek bir kelime kullanabiliriz. Enerji, verim, uyarıcı bu gibi tek kelimeleri kullanabiliriz. Asya'daki insanlar geç yaşlanmalarının sebebini cins rengine bağlıyorlar. Çünkü gerçekten enerji veriyor, dinçlik veriyor. Bu genellikle piyasada satılan takviye ilaçların içerisinde muhakkak bulunmaya başlandı. Ya da piyasada satılan bu enerji içeceklerin içerisinde orijinali midir değil midir bilemiyoruz ama ginseng muhakkak bulunuyor. Sabah akşam Asya'daki insanlar ya özünü ya çayını muhakkak tüketiyorlar. Gerçekten de dinçlilik ve enerji vermesi açısından, uyarıcı etkisi açısından oldukça önemli. Silkyum'u görüyorsunuz. Kokusu tanıdığında şeytan tersini, özür dilerim, şeytan tersini görmüştünüz. Hangisi bu? Silfium. Şeytan tersini görmüştünüz. Kendisinin nesli tükenmiş atası Silfium'dur. Biz bitkinin nasıl var olduğunu biliyoruz. Şimdi gelen misafirlerimiz soruyor bize, nesli tükendiyse o zaman bitkiyi nereden ulaştınız diye. Sikkelerden görüyoruz, paralardan. Belli bir dönem boyunca paralar üzerinde Silfium antik dönemde tüm gövdesi sergilenirken bir 100 yıl sonra sadece çiçeğin, bir 100 yıl sonra sadece tohumunu görüyoruz. Görüyoruz ki bitki yavaş yavaş nesli aslında tükenmeye başlamış. Sebebi artık nedir? Yazarlarda yazıyor, apikus falan yazarsa. Aynen. Silfium sebebi de şu ki insanlar hayvanlarını otlattıkları yerlerde bitkide tüketen hayvanların kısırlık yaptığını görüyorlar ve döllenmediklerini görüyorlar. Bunu kendilerine de yoruyorlar, korkuyorlar ve o zaman doğurganlık çok önemli. Bitkinin her yerini, yetişen her yerini muhakkak kesiyorlar ve kesiyorlar, yakıyorlar. Ancak doğa bu ya, yüzyıllar sonra kendisinin türü olan şeytan tersi açığa çıkıyor. O yüzden oldukça önemli. Yeni bahar, Gaziantep mutfağı için Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi için oldukça önemli bitkilerden bir tanesi. Old Spice olarak bilinir. İngilizce'de bunun sebebi de tarçın, karabiber ve kimyon karışımı bir aromaya ve lezzete sahip oluyor olması. Christoph Kolomb Hindistan'a ve karabibere ulaşmak amacıyla düzenlediği seferde yanlışlıkla Amerika'ya ulaştığında yanlışlıkla karabiber diye yeni baharı keşfediyor. Biz dilimize o yüzden yeni bahar diye geçiriyoruz aslında. Dolmalardan tutun da bu sucuk baharatlarına, ondan sonra sarmalardan tutun da kebaplara, ciğerlere kadar çoğunun aromasını yeni bahar bulunuyor. O yüzden bizim için oldukça önemli. Tuza geldik. Kaya tuzuna. Tuz aslında bir baharat değil. Bir ürünün bahar olması için birincisi kokusunun olması gerekir, ikincisi bitki kökünün olması gerekir. Peki tuz neden burada? Bir yemek yediğinizi düşünün. Tuzu yok. Tadı var mıdır? Asla yoktur.
tatlı yaptığınızı düşünün. Lezzetini müthiş derecede açığa çıkarmak istiyorsunuz. Bir tutam ibaresiyle muhakkak tuz konulur. Hem bereket vermesi açısından hem de lezzeti açığa çıkarması açısından. Sodyum ve klor normalde siz ayrı ayrı vücudunuza aldığınızda ölümcül etki yaratırken birleştiğinde bir de bizim bu her türlü böbrek, tansiyon, tiroid rahatsızlıklarını engellemesi açısından üzerine iyot eklediğimizde insan yaşamı için elzem olan idrar oluşumu ve ter oluşumu gerçekleştiriyor. Tuz, yeryüzünde insana verilen ilk maaş olduğu gibi insandan alınan ilk vergidir. O yüzden bizim için önemli. Çin Seddi'nin ve Taç Mahal'in yapımında da yine tuzdan ve karabiberden elde edilen gelirlerin kullanıldığına şahit oluyoruz. Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasında Gandhi'nin yaptığı tuz yürüyüşünde ya da Avrupa'ya ziyarete gittiğinde çayınızı şekerli mi şekersiz mi içersiniz dediklerinde cebinden bir tutam tuz çıkarıp aslında vergiye karşı çıkması tuzun ne kadar sembolik bir değere sahip olduğunu göstermesi. Türk kültüründe de çok önemli. Bizler nazardan korumadan tutun, bereket için, tütülerin üzerine yakılmadan tutun da işte hamile olan kadının kızım olacak, erkek çocuğum olacak diye arkasından bir pençe tuz atılmasına kadar, misafirin erken gitmesini istiyorsanız ayakkabısının içerisine biraz tuz bırakmaya kadar, tuzsuz Deli Bekir karakterimizden tutun da tatlıya tuzluya bağlamak tarzındaki atasözlerimize kadar tuz bizim için ya da oldukça... Görücüye eğlendiğinde kahvenin içine tuz konulması kadar. Nasıl ki Akça abi şurubunda sincapların belli dönemlerde ağacı yalamasıyla Akça abi şurubunun keşfedilmesi için gibi tuz bizim için oldukça önemli. Tıp alanında da solunum yolu rahatsızlıklarından tutun da karayollarının tuzlanması kadar oldukça geniş bir kullanıma sahip. Serumlar da tuz. Evet. Tuzlu bir yapı. Deniz tuzundan tutun da antiseptik olarak çok fazla kullanım alanına sahip. Burada sandal ağacını görüyorsunuz. Erkek parfüm verilerinin genellikle %90'ını sandal ağacı oluşturuyor. Ağaç dünya üzerinde en değerli ağaçlardan ilk üçe giriyor. Tabii ki burası sizin dokunabileceğiniz alanlar. Ağaç çok ergonomik olduğu kadar da oldukça dayanıklı. Bu yüzden tarihte belli aşamalarda sandal yapımında kullanıldığı için biz Türkler ismini sandal ağacı isimlendirmesini veriyoruz. Evet. Çok ince bir şekilde yarıldığında da tütsü olarak kullanılıyor. Çemen otunu görüyorsunuz. Türkiye'nin ilk karışım iznini aldığı çemen karışımının ana maddesi. Biraz kötü kokuyor. Dilerseniz benim elimden koklamanızı tavsiye ediyorum. Bana kötü gelmiyor. Bir zaten çok yok, seven evet. Olduğu gibi çok da nefret eden ben vardı çemenden. Şöyle dilerseniz. Siz istediğiniz kadar pastırma için, sucuk için kimyon ya da sarımsak koyun. Çemen karışımı olmadığı sürece, çemen olmadığı sürece hiçbir anlamı yok. Ve aslında insanlar seven olduğu kadar nefret eden de çok fazladır. Bilmezler ama bakın insanı cezbedenler kısmında tarihte parfümeride kullanılmış önemli aroma verici bitkilerden bir tanesidir kendisi. Şaşırtıcı bir şekilde. Muskatı görüyorsunuz. Lazanyanın ve beşamel sosun orijinal tarifinde bulunuyor. Kremalı yemeklerle çok fazla karşımıza çıkıyor muskat. Ancak şu ara bu son yıllarda tatlılarla beraber de karşımıza çıktığını görüyoruz. Antiseptik özelliğe sahip kendisi. Orta çağ döneminde hıyarcıklı vebada bu pomenler dediğimiz büyük maskeler bulunur. Belki belgesellerden denk gelmişsinizdir. Uçlarına karanfille beraber muskat koyuyorlar ki hem nefesi tazelesin hem de antiseptik olarak insanları koruduklarını düşünüyorlar. Kendisi belli bir oran var. Bizim zehirle panzehir arasındaki tek farkımız dozdur. Ve siz muskatın o ayarını açtığınızda uyuşturucu etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Bizim logomuzun mimarını görüyorsunuz. Karabiber. Aslında bizim buraya belki bir tane karabiber koymamız gerekirdi. Çok bile daha ağır gelebilirdi. Sayımı yapılırken kapılar camlar kapatılan bir bitkiden bahsediyoruz. Sayımı yapılırken diyorum çünkü sayıyla satılan bir bitki. Çeyiz hazırlanan bitki, maaş verilen bitki, dedelerin torunlara, babaların çocuklara verdiği bir bitkiden bahsediyorum. Ya da erkekler evlenmeden önce kaç çuval karabiberin var diye sorulan bir baharat kendisi. Aslında fizyolojik olarak günümüzdeki baharattan hiçbir farkı yok. Lezzet olarak, kullanım olarak aynı. Tek fark Avrupalıların ulaşamıyor oluşu ve ulaşamadıkları için değerli hale getirişi. Hatta Apicius şöyle der. Direkt metinlerde şu şekilde geçer. Yahu ben Hindistanlıları anlıyorum, onlar kullanıyor ama ey Avrupalılar siz neden bu kadar karabiber istiyorsunuz diyorlar. Amaç tamamen tek elde bulundurmak. Çünkü o zaman bulamıyorlar, Hindistan'a nasıl gideceklerini bilmiyorlar. Amaç tamamen buydu. Tabii bilim adamlarının özellikle coğrafi keşiflerden sonra karabiberin nerede olduğu fark ediliyor ve ondan sonra günümüzdeki değerine yavaş yavaş ulaşmaya başlıyor. Hangi kuşakma kaldırılmıştı karabiberin için? Tarihte bir kuşak.
Roma kuşatması. Kaç kilo karabiber? 1390 kilo karabiber. 1390 kilo karabiber taşıdığında Roma kuşatması kaldı. Demiş. Amerika kıtasının keşfi de tamamen Hindistan'a ulaşmak amaçlı yapılan bir keşif. Avrupalılar tarafından ilk keşfedilen kıta olmuş oluyor. Koka yaprağını görüyorsunuz burada. Nerede? Aptal olmuş geldim. Göremiyoruz. Göremiyorsunuz çünkü resmi izin gerektirir. Onun için uğraşıyoruz. 2002 yılına kadar üretilen Coca-Cola'nın orijinal tarifinde bulunuyor kendini. Haş haş. Ben için izin aldım. Şöyle, haşhaşı biz aslında sofralarımızda çok yaygın bir şekilde görüyoruz. Böreklerimizde, poğaçalarımızda, yemeklerimizde. Hibiskusu görüyorsunuz. Şu anda popüler kültürle beraber çok yaygın olmaya başladı. Yine tarihte kullanılmış önemli boyalardan bir tanesi. Sıcak su, ılık su fark etmeksizin içine koyduğunuzda direkt olarak boyasını zaten bırakıyor kendisi. Çayı çok meşhur. Çayının meşhur olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi diyabet rahatsızlığı olan insanlar yaygın bir şekilde tüketebiliyorlar. Çünkü kan şekerini düzenleme özelliğine sahip, dengeliyor. Ayrıca bu kış çayı olarak tükettiğiniz çayların içerisinde de çok rast gelirsiniz. Çünkü bir portakaldan 10 kat daha fazla C vitamini oranına sahip. Oldukça değerli bitkilerden bir tanesi bizim için. Gül hatmi ile çok karıştırılır. Bamya çiçeği ile çok karıştırılır. Ancak başka bir türlü.